Ee, ama şu anki mesela e, fiziksel durumu gerçekten ruh sağlığımla ilintili. Yani ben ay çok zayıf olayım, çok iyi görüneyim falan gibi bir yerden gelmedim buraya. Ya kafaca böyle biraz şey bir yere geldim. Kendime daha çok şefkat gösterdiğim, işte kendimi sevmeyi öğrendiğim falan bir e, döneme girdim. Baktığımda benim yaptığım işi birisi niye yapar? Bu oyunu seviyordur. Biz oyun oynuyoruz çünkü sonuçta yani. Duyguları keşfetmeyi seviyordur. İnsan merak ettiği bir materyaldir onun için ve ama bir yandan da elbette sevilmek ve beğenilmek istiyordur yani. Hı hı. Otantik kimliğini ortaya koyarak ve ondan asla vazgeçmeyerek bir yerde var olmaya çalışıyorsan o hayat asla kolay bir hayat olmayacaktır. Çünkü senin o dizlerini kırmak isterler. Her işte çünkü ister istemez insanım ve bu söylenen şey ha haklı mı acaba ya doğru mu bu diye aklımı kurcaladığı oluyor tabii ki. O yüzden mümkün olduğunca e, bakmamaya çalışıyorum. Hı hı. Dedim ya ben geldim bir iki aşağıda hala yok burada falan diye kendi kendime Sinirlenirken biri girdi içeri. Ali mi kadar hoş çocuk kim ya? filan Ali. <gülüyor> <gülüyor> ben yine onu beğeniyorum ya anladın mı? <laughs> Merhabalar. Bu hafta konuğumuz benim çok 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 sevdiğim Hazal Kaya. Yalnız Hoş geldin böyle. Hazal. Hoş Ay sonunda buluştuk. Evet ya. Vallahi yıllar oldu ha şaka Yılmarım, maka tabii ki. araya o çocuk bu çocuk derken gerçekten, gerçekten. iki çocuk, sıkıştı, i̇ki çocuk araya. sıkıştı araya birkaç iş falan i̇şler, bir işler birlikte şimdi çok güzel ama konuşacak çok konumuz oldu. Evet. Böyle bayağıdır sohbet etmeyince bir sürü sana soracağım şey var. Bekliyorum efendim. Başlayalım buyrun. mı? Tabii ki lütfen. Ya bir kere zaten şu anda acayip zaten hep iyi ve güzel görünüyorsun ama bir kilo vermişsin bir böyle bir fresh bir şey yani ne yaptın bunun sırrı ne spor mu? Diyet mi, beslenmeme mi? Akıl sağlığı bir kere, her şeyden önce yani açık konuşayım. Ee, yani herhalde iki çocuktan sonra e, ve işte ne bileyim... Ya kafaca böyle biraz şey bir yere geldim. Kendime daha çok şefkat gösterdiğim, işte kendimi sevmeyi öğrendiğim falan bir e, döneme girdim. E, kız çocuğu etkisi mi o, onu da bilmiyorum. Ama onun ayrı şey oluyor mu? Yani olabilir hani bu. Hı hı. Belki de öyledir Öyle diye söylüyorum. Hı hı. Ee, o yüzden şey böyle hani kendimi sevmeyi öğrendikçe böyle kafamı toparladıkça falan kendime daha iyi bakmaya başladım. İşte yeme düzenimi değiştirdim. Ee, zaten işte fiziksel bir sürü problemle uğraştım. Bel fıtığım var, siyatiğim var falan. Ee, biraz onlar için de yaptım. E şekerim, tiroidim biraz onun için derken böyle bir şey oldu. Hı hı. Yani tamamen şey ama akıl sağlığı. Hani ne dersen akıl sağlığı sınırlar diyebilirim. Güzel. Peki şimdi mesleğe ilk başladığın yıllarda hep röportajlarında şey demişsin. Kilo ile ilgili e, o dönemde uğradığın baskılardan bahsetmişsin. Hı hı. Şimdi hatta ben de bu kadar kilo verdiğini görünce o baskıların bir eseri olarak mı? Yani hı hı. onların psikolojinin üzerindeki etkisi, o zayıf olmalıyım etkisi mi seni etkiledi? Çünkü sen normalde aslında bu eleştirilere de takan bir kadın değilsin biliyorum hı hı. ama hani yine de onu soracağım. Çünkü hani geçmişi dönüp birisi sokudun da ya bu kadın... Hani fiziksel olarak kimse bizi yargılayamaz derken şimdi aslında kendi zayıfladı ve o Hı -hı. dediğinin tersini mi yaptı gibi algılanabilir. Hı -hı. Buna ne dersin? Yani bunun tortusu elbette kalmıştır. Hı -hı. Çünkü evet yani şey dönemlerim de var benim böyle ay, kilo vermem lazım yeterince zayıf değilim hala yeterince iyi görünmüyorum diye Hı -hı. geçirdiğim yıllarım var yani. Hı -hı. Çünkü bir yandan e, o gücü hem cinslerine vermeye çalışırken kendine de, yani sen de kendi sesinden duymak istiyorsun. Hı hı. Sorun değil, her şey yolunda. Hı hı. Önemli değil, sen model değilsin, evet, sen oyuncu, rahat olabilir. sakin. hani e, Ama elbette, kesin vardır tortusu hı hı. E, ama şu anki mesela e, fiziksel durumu gerçekten ruh sağlığımla ilintili. Hı hı. Yani ben ay çok zayıf olayım, çok iyi görüneyim falan gibi bir yerden gelmedim buraya. Hı hı. Eskiden derdim oydu ve başaramıyordum çünkü. Hı -hı. Kendini öyle görmedikçe, kendini yeterince değerli bulmadığını sevmediğin zaman istersen 3 kilo kal. Hı -hı. Asla iyi görünmüyorsun kendine. Hı -hı. Yani bir şey hep eksik kalıyor. Eksik Hı -hı. Soruna dönersem evet kesinlikle vardır tortusu ama böyle onun aksine bir şey yapmış oluyor muyum? Ee, şu an hayır değil. Ya yani bu da 34 yaşımın 34 yaşında vardığım noktanın bir sonucu. Hı -hı. Ee, bunun sonucu şey de olabilirdi bu arada hani ben kilolarımla barışayım ve ben artık işte balık etli birisi olarak devam etmek devam istiyorum hayatıma da olabilirdi. Ama işte bu fiziksel durumlarım ve hastalıklarım sebebiyle bu hmm. böyle olmak hmm. daha çok işime geldi. Peki şu anda aynaya baktığında ne görüyorsun? Hani dedin ya ruhsal olarak da daha iyi hissediyorum ve daha şey bir dönemdeyim. Aynaya baktığında nasıl bir hazalla karşılaşıyorsun? <laughs> ya aynaya baktığımda kendini zayıf olduğu için beğenen bir hazalla karşılaşmıyorum. <laughs> Ee, yani çok yol kat ettik, çok uğraştım ve geldiğin yerle gurur duyuyorum dediğim bir hazal <laughs> görüyorum açıkçası. Ne güzel. Evet. güzel. Peki mesela dedim ya uzun zamandır konuşmadık diye. Aslında şu anda bu konuşan biriken konulardan biri biz. Çünkü sen hep böyle sektörel şeyler falan da konuşuyoruz, evet. bunları seviyoruz. Şimdi e, mesela ekrana baktığımızda sen 17 yaşında başlamışsın Hı -hı. yanlış bilmiyorsam Genco Doğru. dizisiyle. ...birlikte ekranla tanışıyorsun, evet. ondan sonra başrolcüler 16 geliyor. 16-17 işte hocam. Şimdi o döneme baktığımızda Hazal bence, yani Hı -hı. benim fikrimce hatam varsa düzeltirsin... ...sizin gibi başrol kadın oyuncuların hepsi birbirinden farklıydı. Evet. Hepinizi birbirinden ayıran oyunculuk yeteneği dışında fiziksel özellikleriniz de birbirinden Hı -hı. ayırıyordu. Şimdi ise sanki ekranı açtığımızda, aslında bu benim değil birçok kişinin söylediği bir şey, Hı -hı. bir tek tipleşme. Erkeklerde de kadınlarda hı hı. da oyuncularda da belki de bu sektörün dayattığı bir şey belki sosyal medyadaki filtrelerin dayattığı bir şey hı hı. ama hani her gelen konuklardan buraya birçoğu şeyden rahatsız yani bir kanaldaki oyuncuyu diğer oyuncuyu eskiden çok rahat ayırt edebilirken artık hangisinin hangi kız hangi kız hangi adam hangi adam ayırt edemiyoruz hı hı. sen bu tek tipleşme olduğuna katılıyor musun bu tek tipleşmeyi neye bağlıyorsun ve ne kadar doğru buluyorsun? Bu soruyu bence cevap vermesi gereken biz değiliz ama. Hı hı. Yine de sorduysan söyleyeyim. Ee, yani bu tek tipleşme evet de sosyal medyanın baskısı var. İşte çok sert bir güzellik standardı var dayatılan. Hep vardı bu arada. Ee, ama sanırım e, biz o zaman tabi sosyal medyada olmadığı Hı -hı. için ve işte e, standartlar evet her zaman çok keskindi ama. Hani model bu hepiniz bu, bu böyle değil, olsanız değil. iyi olur gibi <laughs> bir şey yoktu bizim Yok. zamanımızda. Bizim zamanımız demek de bazı sinirimizde. Ay sus, yani, evet şu anda benim de modelim <laughs> bozuldu. Öyle <Ölünü gülüyor> konuşuyoruz ki biz böyle şurada bastonlarımızla. Gerçekten <laughs> ama bence o zaman e, belki bu kadar sıkıştırılmadığımız için o zaman sadece şey vardı <laughs> zayıf olun vardı. Sadece bir tek o şey vardı. Evet evet, evet zayıf <laughs> olun çok mümkün olduğunca zayıf, zayıf olun, olun. filan gibi bir şey vardı. Ama onun dışında biz de e, galiba özgünlüğümüze sahip çıkmakla ilgili bilinç dışı bir şey yapmışız. Bilinç farkında dışı olmadan diyorum yani. bence farkında değildik Be yani. Hı -hı. E, ama bizde mesela şu vardı o zaman. Birlikte çalıştığım kadın arkadaşlarım için de söyleyebilirim. Kadın oyuncu arkadaşlarım için o dönemden beri hala arkadaşım olan e, kadın oyuncular için de söyleyebilirim. Biz gerçekten şey... Oyuncu olmak istiyorduk hı hı. çünkü ayrıca sosyal medyada yürütmemiz gereken bir kariyer daha yoktu hı hı. bizim için. Orada da var olmalıyım, şurada da var olmalıyım, burada da var ol... Bizde öyle bir şey yoktu. Biz sadece hı hı. oyunculuk yapmak istiyorduk hı hı. ve orada da ister istemez kendine ve işte e, otantik kişiliğine sahip çıkmakla ilgili hı hı. bir e, yol tercih etmişiz. Hı hı. Şu an bu yolu tercih etmek o kadar zor ki. Bu bizim lüksümüz. Yani ben bunu hala tercih edebiliyorsam, işte 17 yaşından beri bu işi yaptığım evet için ama canım. şu an 17 yaşında bir kadın bu sektöre girdiğinde benim lüksüme sahip değil. Sadece oyunculukla hayatımı geçirebiliyorum oy diyemez. evet yani Hı. ben oyunculuk yapmayı tercih ediyorum işte ve burada işte özgün kişiliğime, burnuma, saçımın işte beğenilmeyen saçıma sahip çıkıyorum. Mu tercih edebilecek durumda değil çünkü anormal bir linç kültürü var şu an. Hı -hı. Ben mesela hep onu söylüyorum. Nihal'i oynarken ben sosyal medya olsaydı muhtemelen bugün bu işi yapmıyordum ben. Hı hı. Çünkü e, uğrayacağım mobbingi ve şiddeti, linci düşünmek bile istemiyorum. Oo, hele yani. fanlar, hele o işte Hayal sen ornama oldun bununla hani sürpriz çünkü senaryoları bile çok gerçeğe alıyoruz ya sanki gerçekmiş memnunum, gibi. Ama Aşkı Memnu sosyal medya olduğunu düşünebiliyor musun? Biterdim ben yani hem psikolojik hem fiziksel olarak ben yani. Şimdi bile tekrar yayınlanıyor sen TT oluyorsun. Düşün bir de evet, o zaman evet. ilk kez hani yayınlansaydı. Şimdi de o şiddet uygulanıyor bu arada Nihal üzerinden bana. Ee, Tabii ama... üstünden kaç yıl geçmiş Tabii. hala. Tabii. Ben burada risk, kendimi riske atmayacağım, cevap veremeyeceğim galiba. Hakikaten soruyu bize keselim. <gülüyor> Peki, <gülüyor> Girlince daha. Ki... <laughs> evet. Peki şey söyleyeceğim. Şimdi sen böyle hep böyle benim kafamda aslında izleyen böyle röportajı okuyan insanların kafasında hep o özgür kızsın tamam mı? Yani <laughs> daha işte içinde bulunduğun sektöre karşı daha cesur açıklamalar yapan... <laughs> istediğin gibi yaşayan oyunculuğa çok kafayı yoran ve de hani yıllardır bu meslek için böyle tırnaklarını geçirmiş çabalayan ve yani hiç böyle bir falso iş yok ortada hep çabalayan iyi işler yapmaya çalışan çok başarılı bir kadın. Çok figürsün. teşekkür ederim. Evet. Ama mesela şey var mı ya Ne kadar takılıyorsun? Ya bana hiç böyle sen takılmaz mısın gibi geliyor. Hmm. Hani sanki o böyle kendi demir zırhınla yorumları okuduğunda aman be falan. Gerçekten böyle bir kadın mısın? Yoksa senin de içine dokunan o eleştirilerde seni yaralayan, zedeleyen, belki psikolojini bozan şeyler oldu mu, oluyor mu? Yoksa eskiden oluyordu sonra bunları yendin mi? Çünkü dediğin o, gibi yani bütün o... oyunculara uygulanan bir güç kültürü var yani. Ya bahsi geçen hani o demir e, şey yani o be, o, o, da, o da benim zırhım yani. <laughs> e, galiba öyle görünerek de mi kendimi korumaya çalışıyorum öyle... Öyle algılanmak da beni korur O kadar diye güçlü, güçlü durarak değil mi? Evet. evet hani, halbuki öyle değil tabii ki. Yani e, her linçte çünkü ister istemez insanım ve bu söylenen şey ha haklı mı acaba ya doğru mu bu diye aklımı kurcaladığı oluyor tabii ki. O yüzden mümkün olduğunca e, bakmamaya çalışıyorum. Hı hı. Çünkü hiçbirimiz o kadar güçlü değiliz. Evet, tabii. Bir de günden güne değişen bir şey yok. Yani bu sabah uyanıyorum ve kendimi yenilmez hissediyorum ama yarın sabah gerçekten ee, tam tersi şekilde uyanabilirim <laughs> ee, o yüzden e, hayır ben de düşüyorum, <laughs> yıkılıyorum, depresyona giriyorum. Ee, kendimi çok kötü hissettiğim böyle gerçekten bir lincin sonunda bir buçuk iki ay yataktan kalkamadığım oldu yani. <laughs> bir yandan işte şeyi düşünüyorum bunları anlatırken ulan üstünde böyle bir etkileri olduğunu düşünüp buna devam ederler mi yoksa hayır hani Bunlardan bahsetmeliyiz, bunları konuşuyor olmalıyız. Akıl sağlığının ne kadar önemli olduğunu hmm. ve ne kadar kırılgan olduğumuzu bence ifade ediyor olmalıyız. Yani hmm. hayır biz de kırılganız. Zaten e, yaptığımız işte hani baktığında benim yaptığım işi birisi niye yapar? İşte e, bu oyunu seviyordur. Biz oyun oynuyoruz hmm. çünkü sonuçta yani. Hmm. E, bu oyunu seviyordur, duyguları keşfetmeyi seviyordur. İnsan merak ettiği bir materyaldir onun için ve ama bir yandan da elbette sevilmek ve beğenilmek istiyordur yani. <laughs> bu noktada bir de çok ulaşılabilir olmakla ilgili de bir sıkıntısı var bence. Özellikle oyuncuların ve <laughs> şarkıcıların. Biraz böyle stres topu yapmayı seviyorlar bizi yani <laughs> İşte Öfke esas yönlenmesi gereken yere yönlenemiyor da işte bize öfkeyi yönlendirebileceklerini hissediyorlar. Daha ulaşılabilir buluyorlar bizi. <laughs> Aslında etkileniyorsun bütün bu yorumlardan. Çok etkileniyorum. <laughs> Zaman zaman da şey, etkilenmemeyi tercih ederek, oraya bakmayarak, kendimi uzak tutarak, <laughs> e, hakkında yapılan yorumlar seni tanımlamaz, kendime hatırlatarak filan hayatta kalmaya çalışıyorum. <laughs> Mesela biraz önceki bir cevabında dedin ya, bizim zamanımızda bizim derdimiz oyunculuk <laughs> yapmaktı. Şimdi sanki birazcık daha şöhret mi, şöhret olmak mı o? aldı bunun yerini? Yani şöhret olmak değil, mecra arttı Hakan. Yani <laughs> bu genç kadınların, genç adamların öyle bir derdi olmasa da şu an işte Instagram takipçisi önemli bulunuyor. Yani yaptığımız işle ilgili işte reklam anlaşması yapmak istiyorsa Instagram'da güçlü olmalı. İşte filan da bilmem ne olmalı. Hani o kadar çok parametre var ki artık. O zaman evet, yoktu. yoktu. Yani şu an oyunculuk yapmaksa bile derdi bunu yapabilmek için işte tercih edilebilmek için görünür kılabilmek evet. için kendisini bu çarka çarkın içine girmek zorunda. Hı -hı. Dişli olmaya çalışmak zorunda. Bakma çok büyük sorumluluklar üstlerinde. Evet. Yani bir yandan işte tek tipleşmekle suçluyoruz onları. Ya siz daha abi hepiniz bir... ama başka bir şans veriyor muyuz acaba onlara? Hı -hı. Yani çok zor yaptıkları şey. Hep söylüyorum yani ben sektöre şu an girmiş olmak istemezdim. Hayır yani. şimdi sana onu soracaktım. Şu anda Asla. 17 yaşındaki Hazal olmak ister miydin? 16 yaşındaki. Asla. Asla. <laughs> Muhtemelen yapamazdım bu arada. Bir de sana şey de soracağım konu buraya gelmişken. Mesela işte bir dönem böyle popçu olmak isteniyordu, topçu olmak isteniyordu. Şimdi artık hep bir oyunculuk, bir hayal meslek gibi. <laughs> hani gençlerin gözünde böyle bence size baktıklarında hayatı çok çabuk. Yani çok daha rahat para kazanılıyor. İşte ana kadar güzel sevdiği adamla evleniyor. İşte bak Ali Atay'a baktığında bak Hazal Kaya'yla ile evlendi. İşte Hazal'a baktığında Ali ile. İşte çocukları var, paraları var, şöhretleri var. Dört dörtlük, güllük gülistanlık ve şahane bir hayat sanki. Hmm. 16 yaşından beri hani önüne serilmiş hmm. ve sen o hayatın içinde yaşamışsın gibi. Hmm. Gerçekten öyle mi bu dünyanın ya içinde bu işe? Ya öyle bir hayat yapmak. var mı ya? <laughs> Keşke. O kadar <laughs> çok isterim ki evet doğru diyebilirim. Diye. Güllük gülistanlık. <Gülüşmeler> Aynen öyle oldu falan demeyi çok isterdim. <laughs> Sene kaç olursa olsun ve sen kaç yaşında olursan ol, bir kadın olarak... E, otantik kimliğini ortaya koyarak ve ondan asla vazgeçmeyerek bir yerde var olmaya çalışıyorsan o hayat asla kolay bir hayat olmayacaktır. Hı hı. Çünkü senin o dizlerini kırmak isterler. Hı hı. Çünkü çünkü sen işte onların belirlediği gibi değil de hayır ya ben böyle biriyim ve bunu ortaya koymaktan çekinmiyorum dediğin anda senin kanatlarını kollarını kırmak istiyorlar hı. ve yaşandı. Yani kariyerim boyunca da aslında sen daha iyi bilirsin. Benim unuttuklarımı bile hatırlayabilirsin sen hı hı. bu arada. Defalarca itibar suikastine uğradım. Defalarca e, ayağım kaydı hı hı. ve benim düşmedim mi düştüm. Ama benim bugüne gelebilmemin tek sebebi zekam ve yeteneğimdi yani. Hı hı. Ve bu işi yapma hevesim. Bu işi seviyor olmamdı. Bırakıp gitmeyi de denedim bu arada. Hatırlarsan aşçılık okudum yani evet. ben. Bir dakika ya başka bir hayat mümkün. Ben 16 yaşından beri bunun içindeyim ama başka ne yapabilirim diye aradığımda aşçılığı buldum kendime. Hı. Ama Orada yine bildim. oyunculuk aşkı bastırdı. Evet ya. Kopamadım, gidemedim. <laughs> yani seviyorum çünkü. Ama galiba şey içinde o özgürlük ateşi yanan ve hep söyledim onu. Benim bu işe ihtiyacım yok. Ben bu iş olmasa da varım diyebilmek benim için çok zordu. Hı hı. Ben bunu başardım. Yani beni yaptığım meslek tanımlamaz. Ee, beni hayata duyduğum sevgi tanımlar, beni içimdeki özgür ruh tanımlar, benim gerçekten işte aradığım, bulabildiğim başka hayatlar, sevdiğim şeyler tanımlar hı. Yani diyebilmek çok zordu benim için. Onu başardıktan sonrası artık şey, hı hı. E, Mark Tyson'a soruyorlar. Hep onu söylüyorum ya. Çok istiyorum o kafaya gelmeme. Diyorlar ki, hakkınızda bilinmeyen ve bilinmesini istediğiniz bir şey var mı? Hayır diyor. <laughs> yok. Yok, yok. Şimdi mesela yeni şeyim de oraya yeni var. Yeni mu? Buraya mı gidiyor? Yeni oraya öyle? varabilmek ya yani. Oraya varırsan zaten yırtma. Mükemmel değil mükemmel mi? Mükemmel kafa. O harika. Evet gerçekten. O mükemmel kafa. Kimseye açıklayacak hiçbir şeyim yok, yok yani. Ama e, yani yaptığımız işin ne kadar zor bir iş olduğunu sen çok yanımızdasın biliyorsun <laughs> yani. Öyle bir hayat yok. Kimse o kadar mutlu değil. Kimse o kadar rahat değil. Değil. Herkes endişe içinde herkes işte bir şey daha kanıtlamak peşinde, bir şey daha yapmak işte başarmak, başarmak yanlış anlaşıldığı yerleri düzeltmek olmak falan. Var birçok kişi için hatta Tabii yani ki. hani şimdi siz isim olmuş isimler zaten varsınız da bir de daha var olma çabası içinde çabalayan bir sürü isim var. Olur yani. mu bizde de şey var ay bir dakika yaşlanıyor muyuz falan olur mu? Öyle ya bilmem ne olursa çünkü düşünsene hayatımın yarısından fazlası bu mesleğin içinde geçti. Evet. Ve ister istemez hani hep hedef şey oldu işte. Bir sonraki iş ne? Bir sonraki Daha iyi olacak. Daha iyisi, daha iyisi olur mu? Daha iyi görünür müyüm? İşte yaşlanıyor muyum? Daha mı çirkin olacağım? Kabul görmeye devam edecek miyim? Yani bu endişenin bitmesi ihtimali yok bizim Hı -hı. işimizi yapan insanlar için. Kendini oradan azat ettiğin zaman mutlu oluyorsun. Mutlu oluyorsun. Hı -hı. Peki bir de biraz önce dedin ya bacaklarını dizlerini de kırmak <laughs> istiyorlar. Kollarını kanatlarını da kırmak istiyorlar. <laughs> Kendin gibi olmak istedikçe özellikle de bir kadınsan. içinde. <laughs> şimdi dediğin gibi Sadece çok... Sadece içinde değil dışında hocam. <laughs> yani şimdi baksana sosyal medyaya. Tabii ama mesela sen şimdi yıllardır bu işin içindesin ve şöyle de bir şansın vardı. Tabii bir şans değil yani hani her zaman şey ama hani ailen işte hani annen avukat sen daha şey bir kadınsın <laughs> falan hani bu en azından kanunu bilen şeyi bilen ne yapmak... Yine de hani MeToo hareketiyle birlikte hani herkes sesini çıkarttı ya işte sektör içinde uğradığı fiziksel, psikolojik, taciz, şiddet bunları hı hı. sen hiç hazal olarak bunlara maruz kaldın mı? yoksa Tabii gerçekten ki. hani aile böyle avukat falan olacağını bir çekinip sana karşı daha mı şey oldular? Kimse kimseden çekinmedi <laughs> onu açıklamak isterim. Bir de yaşın küçükse gerçekten ilk hedef sen oluyorsun çünkü işte yanındaki bir büyüğüne edemediği her lafı sana edebileceğini düşünüyor. Hı hı e, genç insanlara uygulanan mobbing çok serttir bizim sektörde. Ben bulunduğum hiçbir sette izin vermedim ve asla izin vermem. Benim yanımda yapmaya korktukları şeylerden biridir bu bu arada. Ama sen bunu yaşadın mı? Tabii ya, ki yaşadım. De. Tabii hmm. ki. Kim yaşamadı ya? Yani hmm. mümkün değil öyle bir şey. Diyorum ya mesela işte şimdi bile yani yargılandığın yer hep şey oluyor. Ben o kadar özgür değilim. Sen nasıl bu kadar özgür hissediyorsun kendine? Yani temel motivasyon bu aslında. Sektörün içinde dışında da. Hı hı. Ben öyle hissetmiyorum. Sen kimsin de bu kadar rahat konuşabiliyorsun diyor. Sen kimsin de bu kadar rahat kendini ortaya koyabiliyorsun? Hani işte orada hep şeye bağlıyorum. Çünkü annesi avukat. yani Ne alakası var kardeşim? Allah Allah annesinden avukat olan. <laughs> yine işte annene ailenin yetiştirme tarzını filana öne koyup yine seni hı hı. bu denklemden hı hı. çıkarıyor. Öyle olduğu için ya yani senin verdiğin savaşları görmezden geliyor, senin bugüne kadar başına gelenleri görmezden geliyor, yine seni resimden atıp Hı -hı. seninle ilgili bir şey koyuyor. Öyle değil ya. Yani ben neler yaşadım biliyor musun diye <laughs> <laughs> tabii. Ben ne savaşlar verdim kendi içimde Hı -hı. ve dışarıda. Onu da kabul etmem yani. Geçenlerde seni Edis konserinin böyle kulisine dans ederken falan evet. gördük böyle magazinde. Ya. Şimdi aslında mesela bir dönem daha sanki ciddi bir Hazal vardı. Şimdi böyle son böyle bir iki senedir böyle bakıyorum. Daha hayatta dalga geçen, işte danslar eden, zıplayan hoplayan daha neşeli bir kadın var. Ee, nasıl bir değişim içindesin? Hiç değişim içinde değilim. Ben hep böyleydim. Sen bilirsin. Ben deneyim. biliyorum da dışarıya evet. hani böyle yansıyan daha... Çünkü hep çok dönüş. endişelendim. Yani insan bilemiyor mesela daha ciddi değilken işte... Ne bileyim işte Nihal zamanı, Feriha zamanı karakterin üzerine bir de o zaman şey işte aman ortaya çıkmayın, oraya gitmeyin, böyle etmeyin daha oyuncuların daha gizemli olması bekleniyordu. O zaman zaten ortaya koyabileceğim bir kimlik yok. E sonra ben anksiyete sahibi insanım canlı yayına çıkıyorum ağzımdan bir şey mi çıkar yanlış bir şey mi söylerim? Ay bir dakika susayım falan hep anksiyetik beyaz şovlarım vardır benim mesela. Gerçekten. <laughs> anksiyetik hani, beyaz şovlar tabii, çok tabii. güzel. Tabii tabii. Panik hata 5 kala beyaz şu <laughs> görüntülerim vardır benim böyle. Allah'ım ne olur ağzından yanlış bir şey çıkmasın ne olur yanlış bir şey. E sonra bir dakika ya işte senin röportajındır hatta geçenlerde konuştuk ya karşılaştığımızda. Orada mı kırdın? Orada kırdım. Orada yırttım şey. Bir dakika ya Allah Allah diye 27 yaşındaydım o zaman. Tabii Ve ben bir dakika zaten sen her şeyi onaylamıştın. Ben Allah Allah ne oluyor? <laughs> evet bir de e, abi, her, her şey onaylıyor falan diye bu. Yani evet bir anda çünkü şey oldu. Bir dakika arkadaşlar ben aklı fikri olan işte bunlarla ilgili görüş beyan etmek isteyen, varlığını ortaya koymak isteyen bir kadın oyuncuyum artık. Hı -hı. Sıkıldım o Sıkıldı mı prangalardan dediğim ilk röportaj senin röportajında. Oh süper. Sonra üstüne şey oldum bir o kadar iyi geldi sana. Zaten bana. Zaten röportaj vermedim diyormuşsun. O kadar bir pişman olmuşsun ki ondan. <laughs> Hiç öyle olmasın, Dilim Şakır. çözüldü sonra. Şakır. Ama mesela hakikaten o da bir şey özgürlük <laughs> e, hali. Bir dakika ya ben evet böyle biriyim ve bunu ifade etmekten çekimi kendine olduğu gibi ortaya koyabilmek ne kadar Değil huzur verici ve bir, huzur bir şey, verici. Bir. ne kadar rahatlatıcı bir şeymiş yani. Onu keşfettikten sonra zaten artık oradan sonra bir de çocuklar ama doğunca ama insanların da çok hoşuna gitti. Seni takip edenlerin de hoşuna gitti ve bir sürü aslında bence gence ve genç kıza da yol gösterdi. Yani çünkü onlar istediğini söyleme cesareti. Halka. Evet. Ben de onlar gibiydim. Hı -hı. Oradan çıkana kadar bir savaş verdim. Hem kendi içimde hem sektörün içinde vesaire. yani hepimiz savaşarak hayatta kalıyoruz. Hı -hı. Yani o genç kadınlar da öyle. İstemiyor mu kendini ortaya koymak olduğu gibi bütün neşesiyle, işte cesaretiyle, işte zayıflıklarıyla, noksanlarıyla, her şeyle yani. Hı -hı. Varım ve böyle biriyim. Hani bunu seven olur, sevmeyen olur. Konu bu değil yani. Benim varlığımı bu şekilde ortaya koyabilmem. Bende ne kapılar açıyor biliyor musun sen? Yani ne öyle var sen beğendin mi, beğenmedin mi, sevdin mi, sevmedin mi? Hı -hı. Hele ki böyle bir dönemde. Dönem. Hele ki şu an bu kadar Hı -hı. biz hem sosyal medyanın hem filanın baskısı altındayken Hı -hı. yani e, İçte dışta bu kadar savaş o yüzden o dans olayı da o kadar komik oldu ki e, ben yani çok birlikte geçirdiğimiz vakit var bizim Hı -hı. seninle evet, geceli evet, ben. gündüzlü. Tabii, tabii, dans, ben evet. hep öyleyimdir evet. yani. Ben bayılırım eğlenmeye ya. Yani. En sevdiğim şey gidelim dans edelim falan. E, neyse orada şey oldu. kulise arkaya doğru hadi artık konser bitti dediler bana. Ve ben bunu asla kabul etmek istemedim. Çünkü neden bitsin? <laughs> neden bitsin ki konusu? <laughs> dışarı doğru çıktık böyle, arıyorum çalıyor en sevdiğim şarkılarından biri Edis'in ve... ...ve bir baktım o en dışarı çıktığımızda duyulmuyor. Ben de tek başıma kulisin oraya gidip... ...dans etmeye evet. başladım. Çünkü son evet. şarkı, biz artık falan. ...ama bir anda dansçılar... ...ve aşırı iyi bir ekiptir o bir Hı -hı. de. Şahane dansçılardır evet, ya Edis'in ekibi, wow evet. yani. Onlar bir anda fırlayıp beni görüp şok oldular. Ve çığlıklaştık birlikte. Ona aaa o tam konser sonrası <laughs> adrenalin evet. onlarda. Ve hep birlikte dans evet, etmeye başladık. Evet. O kadar spontan. O kadar güzel bir andı ki. Yani böyle saf neşe dolu bir, şey. bir andı o. Plansız ve şey. Plansız ve böyle gerçekten saf neşeydi hmm. o. Bizim çığlıklarımıza geldi millet içeri zaten. Hı -hı. Çünkü hani. inanılmaz bir andı. Yani keşke herkes... Yani anın içinde o kadar Yaşasın. kendini bırakıp yaşayabilmek de kolay değil. değil. Peki şu anksiyeteden kurtuldun mu? Hayır. Şaka. <laughs> Hayır aşkım. Kız çok rahatsın nasıl anksiyeteden. Anksiyete çünkü ben bir dönem okudum bayağı tedavi falan görmüşsün sen Tabii bu yüzden. Yani Yani ADHD'yim de ben bu arada yani benim. ADHD ne? Onun içinde de var anksiyete zaten. Abi mesela bunlar, Böyle bunlar varken problem. bir insan anksiyetesi, panik hata şeyi varken nasıl ünlü olmak çok zor bir şey değil mi ya? Çünkü sürekli ağzına mikrofon. Ünlü olduğum için de var bunlar bende ama. Ha, onu onda tabi. Belki de o yüzden var aslında yani, çıktı. Zaten hani Yıllarca aman öyle deme böyle yapma orada öyle görünme sakın sakın. sakın. Aman 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 hala bak <laughs> Yani 34 yaşındayım iki çocuk annesiyim. Kalıyor tortusu. Peki takıntıların var mı? Var. Nedir mesela takıntıların? Bak işte böyle sorunca ben Kitleniyor seçemiyorum olsun. böyle. Ha. Bütün takıntılarım gözümün önüne geliyor ve birinden birini seçiyorum. Var, tuhaf tuhaf takıntılarım En baba takıntı nedir böyle var mıdır? Bak tek sayı takıntım var mesela. Tek sayı? Tek sayı, seviyorum. Çekirdek çitlerken bile sayarım mesela. Şaka yapıyorsun ama. tek sayıda mı bırakırsın onu? Tek sayıda bırak. Ya of. çok iyi. Anladın mı? Niye mesela? Ne? Neden? Bu nasıl bir yorgunluk? <laughs> Bu nasıl bir yük? Hazal sen şu kaç yıldır evlisin Ali Atay'la? 6 olacak. 6 yıl oluyor. 6 yıl olacak. Evlilik 11 yıl oldu oluyor yarın. Aa. Evet. Bayağı. Tabii. Tar yarın tanışmanızın 11. Yani manita oluşumuzun 11. Ha manitalığın 11. Manitalığın 11. 6 yıldır da evli. Aa, peki neydi seni vuran Ali'de? Neydi beni vuran? Sükuneti ve şeyi ya o kendinden emin hali bence. Yani çok ayakları yere basan ve kendinden çok emin duygularına çok sahip çıkan birisidir Ali. Ve aslında böyle insanları, insanların bence onunla ilgili çekindiği şey de o. Böyle Ali'ye bir yaklaşmak zordur. Evet, sosyal evet böyle ortamlarda. Bir Halbuki durur o. Net, durur evet. evet ama onun netliği bence o. Hı hı. İnsanlara ürkütücü ama bana çok çekici gelen bir şey. <laughs> hani gerçekten. Çok net bir, birisi yani. Peki evde mesela şimdi 11 yıldır flört, 6 yıldır evlilik ve bana şöyle geliyor. Yani dediğimiz gibi Ali durur ve sakin sen zıpır zıpır ve evet. e, hiperaktif yerinde tamam, öyle duramayan öyle. bir kadın. Yani o ev böyle bir deli deli bir ev gibi tamam mı? Yani, bir yerde bir adam ha. duruyor bir anda bir kadın sürekli zıplıyor, oynuyor. Falan. Nasıl o o çift enerjisi ve bu yan birbirini tamamlamak denilen şey bu mu gerçekten Öyle puzzle gibi Öyle. yoksa siz nasıl bu işi çözdünüz yani Ya bu arada Ali de çok neşelidir. Neşeli komik adam. da Aşırı Hani O komiktir, çok neşelidir filan. Senin enerjin zaten çok tapo oldu için. Evet hani. evet. Ama işte onun sükuneti bana iyi geliyor. İşte ayaklarım yere basıyor. Benim neşem onu yükseltiyor. Filan mesela işte o Edis konserindeki dansı sordular Ali'ye, şey ya ben, benim en sevdiğim zamanlar dedi onlar. Hı hı. Yani Hazal'ın o neşesine bayılıyorum ben dedi izlemeye çünkü hani o o kadar yüksek yaşayabilen birisi hı hı. değil neşesine. O onu seviyor, ben de onun o. Bütün ağırlığıyla işte e, bütün o netliğiyle böyle oturup olayları değerlendirme işte hayata bakışını seviyorum filan ama şey Deli deli bir ev oldu doğru. bir de kendimiz gibi işte Fiko Ali'ye benziyor, Süreyya bana benziyor. Bir de bir de minyatürlerini de koyunca eve Gerçekten minyatürleriniz var ev. evde. i̇nanılmaz. Gerçekten. Yani hani bunu yapamazsın yani. Yaptık ya acayip oldu. <laughs> Huyları da öyle. Ya öyle bir şey var ama bana çok tatlı geliyor. Birbirimize hiç benzemiyor olmamız ve orada bulduğumuz neşe bence çok değerli yani. Peki aşk ne oluyor? Bunu şu yüzden soruyorum. Şimdi Tamam 6 yıl çok güzel. Sonra evleniyorsunuz. Hani hep şöyle derler işte imza atılınca aşk bir sekteye uğruyor derler. Sonra işte derler ki aşkın ömrü 3 yıldır. Hele işin içine bir çocuk giriyorsa o artık başka bir şey dönüyor. Siz bir de ikinci çocuğu da yaptınız. Ve hani ikiniz de böyle mesleki olarak yoğunsunuz falan. Aşk kalıyor mu gerçekten? Yoksa şekil değişiyor ve neye evriliyor değişiyorsa da? Yani bir şeye evrilmiyor. Biz hala çok aşığız birbirimize. Evrilmiyor ama biraz derinleşiyor galiba o birbirine duyduğun sevgi. Çünkü evet birbirini çok seviyorsun, çok aşıksın filan ama hayatın şimdi 11 yıl içinde bizim yaşadıklarımız, bir arada birlikte atlattığımız işte ölümler, hastalıklar, doğumlar vesaire ister istemez şu da var. Yani her gün değişiyoruz, her gün dönüşüyoruz ve şimdi 11 yıl önceki ben değilim ya şimdiki. Onu da o kabul ediyor. Yani evet ben senin dönüştüğün bu yeni halle de evli olmaya devam etmek istiyorum diyor. Ben de ona... Sen de ona aynı şekilde. Ben de yani. ona aynı şekilde. Ben senin şu an geldiğin, şu an dönüştüğün insanla da birlikte olmayı kabul ediyorum. Seni böyle de seviyorum. Böyle de aşığım. Çünkü hayata bakışın değişiyor. Sen değişiyorsun. Beklentilerin değişiyor. değişiyor. Keza onun da öyle. Yani arkadaşlık ilişkilerinde bile öyle değil mi ya? İster istemez yol ayrımına geldik. geldik. Geldiğin zamanlar oluyor. Sırf bu yüzden yani ben artık hayatta onun beklediği şeyi beklemiyorum. Ben artık arkadaşlara öyle bakmıyorum. Ben artık bunu sevmiyorum. Eskiden çok seviyordum ama artık böyle bir arkadaşlık bana iyi gelmiyor. Dediğin noktada ayrılıyorsun. Hı hı. Yani evlilikte bir de aynı evde yaşadığın ve çocukların da olduktan sonra tabii onların sorumluluğunu paylaştığın biriyle bunları bizdeki sihir şu bence biz çok açık konuşuyoruz. Hı hı. Çok açık iletişimdeyiz. Yani onu sevdim, bunu sevmedim. Niye öyle dedin? Nasıl böyle yaptın falan? larda biz çok açığız yani. Birbirine. Yanlış anlaşılmaya mahal yok. Ee, o bir de ben çok beğeniyorum ya. Ya yani, o geçmedi bende. Onda da geçmedi şükür. <laughs> biz hala çok flört, yani biz hala flört ediyoruz. Ha, hala böyle ekranda falan gördüğünde de etkileniyor Ay, musun? Ya şöyle şeyler oluyor, bu o kadar komik ki. Benim gözüm bozuk tamam mı? <laughs> İleri seviye bozuk benim, astım atma yapım var. İki buçuk astım atma yapım var, ben seni zor görüyorum bu Gerçekten mi? Gerçekten A -a. diyeceğim ama beyefendi kolay görmüyorum evet. mesela Lens de takamıyorum, gözlükle takamıyorum, gözlük kaybediyorum çünkü asla gözümde tutamıyorum onu, hayatımda da tutamıyorum gidiyor falan. ve ben saldım yani bu gözümü çizdirene de ne kadar hani Böyle, az görmeyi teknoloji. kabul ettim evet. yani şöyle şeyler oluyor mesela işte bir yere bir arkadaşımızın düğününe gittik, Ali nikah şahıydı. Böyle nikah gibi pardon yani düğün gibi değil nikah gibi bir şey ve çok kızdım. Dedim ya ben geldim iki aşağıda, hala yok burada falan diye kendi kendime sinirlenirken biri girdi içeri Ali ne kadar hoş çocuk, kim o ya falan. Ali. <gülüyor> <gülüyor> ben yine onu beğeniyorum ya anladın mı? Ama maşallah kimmiş o falan derken Ali'yi beğeniyorum. Yine beni bekletiyor bir yerde. Abi hala gelmiyor, ben daha fazla bekleyemem o zaman gideyim ben falan diye mesaj atarken aşağıdan biri geliyor yine. Bir de aslimat mı yoktu öyle oluyor. Bakar, kim o ya falan oldu. Ali. Şimdi Ali Tribeca'da ödül aldı. <gülüyor> <gülüyor> geldik geldi zurnanın zort dediği yere buydu Şimdi, Ali tribeka'ya gidiyor ödül alacak evet. ee, bir gün sonra çok önemli bir ödül kazanacak ödül kazanacağı gün sen adamı arıyorsun darlamışsın darlamışsın kıskanmışsın diye duydum ben o partilerde falan diye adam ülkeden Türkiye'ye geliyor ödülü de alamıyor orada Biraz da bu, gerçeklerden bahsedelim. Bunu, bu, bunu bir programda şey diye anlattı. Evet, yani Hazal ya. beni aradı, darladı ve ben uçağa bindiğim gibi Türkiye'ye geri döndüm. Ve işte Tribeca'dan ödül alamadım falan. Gerçekten şimdi bir kere, şimdi, böyle bir kadın mısın yani? Hikaye şu, ben o zaman 8-9 haftalık hamileyim Fikret'e. Ve o zaman böyle şeydi, hormonal olarak ne kadar zorlanıyorsam aşırı sinirliydim. Ve gerçekten kavga etmek istiyorum. Yani benim derdim Ali ile de değil. Bizim iki ayrı oynuyorum o zaman, sete gidiyorum, Burak'la da kavga etmek istiyorum. Hı hı. Burak benden gerçekten kaçıyordu Burak Deniz yani. Geldim ben filan diye anladın mı çünkü? İyi değilim yani. Hormonlarım tepemde, sadece kavga etmek istiyorum. İki zaten dalaşsa bende, ben da... rahat rahatlayacağım yani ve açıkça da söylüyordum o zaman bunu. Ger ya ağlamak istiyorum ya kavga etmek hı hı. istiyorum. Çok kötüyüm yani, mutlu da değilim. Hı hı. Çok zor abi hamileliğin ilk üç ayı. İnşallah başınıza gelir diyeceğim. Öyle bir şeyiniz de yok. Öyle bir olayınız e, da yok. ne yaptın adam o Neyse. Sana. Evle ilgili bir şey vardı. Gündüz oldu bu zaten. Bu arada işte gece partiye gitmiş falan olmuş. Ben ondan daha çok partiye gittiğim için benim böyle bir şey kıskanma ihtimalim yok yani. Anladın mı? Sadece kendi alanımı korumak için bile. bulaşmam diyorsun. Ona bulaşmam yani. Çünkü ben eğlenmeyi daha çok severim ondan. Gece çıkayım. Şey, gündüz çıkayım falan. O işler bana ait. Ama Ay mesaj atıyorum. Bu arada filmi ilk izledik çıktık. Dedim ki ödülü sana verecekler. Yani uluslararası en iyi erkek sende falan. İnanmadı bana. Dalga geçtiler benimle. Yok ya artık falan <laughs> bir. Hatta biraz şimdi abartıyor hamile ya falan. Neyse. Abi her konuda hamile abartıyor. Mesaj atıyorum böyle alakasız bir şeyle ilgili gündüz. Cevap yok. Bir, iki, bir saat, iki saat. Benim kaşlarım falan oynamaya var. Zaten ben kavga edecek yer arıyorum. Yani dönüp benle iki mesaj tartışsa bitecek olay. Fakat şimdi ben bu durumdayım. O da Karadenizli olduğu için bir anda diyor ki ben dönüyorum. Ya sen niye dönüyorsun kardeşim? Ne alakası var ya? Neden <laughs> ya? O gece bir de yani şey... Sana döneceğini de söylemiyor. Hayır. hayır. Bir anda kapıda bir Sen yerde... öyle, sen öyle son mesajını atıyorsun. Hıh filan yaptım ben. Evin içinde oturuyorsun. Evet evin içinde otururum setteyim. Ha, adam da ödül alacak Sette diyorsun Burak işte. Sette Burak'la kavga ettim <laughs> ben filan. Anladın mı hani? Aradığımı bulamadığım bir noktada Saldırıyor ya. herkesi tabii. evet. Saldıramıyorum aradığımı da. Hani, aradığımı bulamadığım bir noktada. Gerçekten aradığımı bulamadığım bir noktada. Böyle bakıyorum hani evet filan hani, bir <laughs> şey hani bir şey dese. evet. Hani bir şey dese filan. Neyse üstüne şey oldu işte. Kapıda belirdi. Dedim ki ödül alacaksın sen ne işin var burada? Ya Burak Azal ne ödülü filan falan dedi. Dedim ki bunun sorumlusu ben değilim ha. Almıyorum sorumluluğu. O gece ödül töreni. Asla bunun sorumlusu ben değilim. Sen dedim deli deli o Karadenizli sinirinle delirip New York'tan bir anda İstanbul'a gelmenin sorumlusu ben olamam. Ama sorumlusu Ve dedi, sen tutulmuşsun. Anlatıyor programı. Ben Hakan. de anlatıyorum şu an Hakan. <laughs> ben de anlatıyorum. Yani anladım ne yapabilirim. Ve gece saat 1'de bana diyor ki ödülü almışım. E dedim ya ben. Ben bunu söyledim zaten ödülü sen alacaksın diye. Bu. İşin Aa, aslında... o ödülü alacağını tahmin de etmedi belki etmedi. Etmedi. Ben çok emindim. Aa, ah, bu Filmden senin, çıkıp söyledim ödülü, ödülü ve verecek. Ve bu senin hayatın o... boyunca peşinde gelecek değil mi? Tribeka almamı hazalım bu olayı. Arkadaşlar ben bunu üstüme <laughs> Kimsenin yoğun öfkesine sorumlusu ben değilim. Ben de sinirliyim orada. Anladın mı? Hani gerçekten iki hırlaşsaydık konu çözülmüştü. Ya peki e, romantiklik devam ediyor mu? Bu kadar yıl falan böyle araya girince artık onlar çoluk çocuk falan romantizm kalmıyor ya. mu? Yoksa romantizm var mı yani? Ediyor çünkü bizde şey var yani gerçekten ikimiz de yani bence biraz hani şeyin sırrı o biz gerçekten çocuklardan bağımsız e, çünkü ben şeye inanmıyorum yani çocuklar için sürdürülen evliliklere Hı -hı. sahte mutluluklara falan hayır yani bizim bir anlaşmamız var yani mutlu olmadığımız an Dağılacağız yani. Hmm. Ben artık mutlu değil kim derse bunu kim kendini mutsuz hissediyorsa gitmeli. Hayat o kadar uzun değil yani. Ve biz birbirimizi gerçekten Birbirimizi çok değerli buluyoruz. Ee, ben mesela Ali'nin hayatımdaki varlığıyla ilgili böyle şükür doluyum. Eşim olarak değil insan olarak hmm. yani. Hayatımda böyle biri olduğu için Ve çok yakın arkadaşım olduğu için çok mutluyum. Ee, o da keza öyle hissediyor ve biz gerçekten Şeyiz yani hala birbirimizi hayatımızda tutalım istiyoruz, hmm. eğlenmeye o devam ay, o şey edelim devam istiyoruz ediyor, evet. filan biraz oradan devam ediyor yani. Hani evliliği yürütmek gibi değil de hmm. bu çok sevdiğim, çok değer verdiğim, çok kıymetli bulduğum insan hayatımda kalmaya hmm. devam etsin. E, çok da beğeniyorum, çok yakışıklı çocuk. Yakışıklı çocuk evet. Çok beğeniyorum, çok yakışıklı da filan. Hani o flört de gitmiyor. Aslında esas mesele bu yani. Siz bir yapım şirketi mi kurdunuz? Evet. Birlikte? Biraz onu anlatsana. <laughs> Aslında Ali kurdu yapım şirketini. <laughs> ve beni dahil etti. Ben çünkü biraz daha böyle çekingenim. Biraz daha korkam ona göre. Sağ olsun böyle aşırı cesaretlendirip beni hadi hadi birlikte yapıyoruz falan diye bir yapım şirketi Adı var. Adı ne? Normal. Normal. Aa, Normal çok film. <laughs> Aa, çok güzel. Projeleriniz var mı böyle belli mi bir şeyler yoksa? Var. hı. <laughs> Benim oynayacağım bir proje var. Ali'nin yaptıkları var. Mesela şimdi onlara çalışıyoruz. Ay çok Biraz da evet. Bu bu da bir özgürlük değil mi artık? Bir de yani şimdi Ali de zaten yıllarca e, kreatif tarafına o kadar çok desteklemiş ki yaptığı her işin. Tabii. Abi. Yeter ya ben niye kendi işimi yapmıyorum dediği noktada film çekmeye başladı o. Hı, Hı Şimdi ben de oradayım. Şimdi sana yeni projelerini soracağım. Dete burada sorgu. <laughs> sorgu. Evet. Sorgu. Anlatsana biraz karakteri. Sorgu bir şiddet ne yapar hikayesi. Bir polisiyen, üç kız kardeşin, üç kız kardeşin işte babalarıyla başladıkları o korkunç babalarıyla başladıkları ve işte sürdürdükleri bir hayat mücadelesi izliyoruz bir yandan, bir yandan da işte sorgu odasında sorguladığımız bir cinayet var. 19 yaşında bir kadının cinayeti bu. Çok da tuhaf şekilde denk geldi hakikaten. İşte yaşadığımız ülke <laughs> sebebiyle. Ee, bu bir işte şiddet ne yapar dizisi. Çok akıcı. Hani bu ağır tema sizi korkutmasın. Ee, i̇zlemesi çok keyifli. Şahane bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Ve bu kadar hani şiddete dair, e, kadına şiddete dair, hayvana şiddete dair bu kadar... E, Önemli cümleler kuran bir işte yer almakta beni çok mutlu ediyor. Hı hı. Ee, i̇yi ki işte platformlarda böyle e, işlerde kendine yer bulabiliyor hı hı. diyebilirim. Peki e, bu işin sorduğu hikayenin sorduğu sorulardan biri şey baba kime denir? Hı hı. Baba kime denir sence? Baba kime denir? Bunu ama üç gün konuşuruz Hakan. Baba kime denir? Ve senin babanla <laughs> ilişkin nasıldı? <laughs> ya benim babamla ilişkim çok tatlıdır. Tabii çok erken bir boşanma var benim hayatımda hı hı. annemle babam. Ben 7 yaşındayken boşandı ee, Ve babamın yeni bir ailesi oldu bizden sonra. Çok da severim bu arada kardeşlerimi filan. Yani or oradan ben şeye uymuyorum işte o parçalanmış aile hı çocuğu... şeyi ...prototipine aha. tam uymuyorum ben. Hı hı. Benim ailem de babam da uymuyor falan Yani günün sonunda ben sevildiğimden, yani babam tarafından sevildiğimden çok emin bir hı hı. kız çocuğu olarak büyüdüm. Ee, ama herkes bu kadar şanslı değil, değil. Hı -hı. ve babanın toplumdaki rolü de yani babalar biraz şey ya bu soruyu bu ülkede sormak hatta bu dünyada sormak e, çok abesleştiren çünkü baba kime denir baktığında bütün toplumsal kodlar e, işte canavarlığı da yakıştırıyor babaya. Baba işte saldırgan da olabiliyor işte çok orada işte evet hayatımızda var ama hiç yokmuş yok hükmünde de olabiliyor. Babaya bütün bu özgürlükler sağlanıyor ve kimse de dönüp ulan böyle babam mı olur dediğini hatırlamıyorum ben yani. Hı -hı. Ekstra bir şiddete, bizim dizide olduğu gibi, ekstra bir şiddet, psikopatlığı olmadığı sürece kolay kolay da denmiyor bu. Hı -hı. Yani bu laflar genelde anneye ediliyor yani. Hı -hı. Ee, o yüzden şey, baba kime denir? Gerçekten bunu ben cevaplamak istemiyorum. Peki ne kadar sosyal medya insanısın? Çok Takılır mısın orada? Oy ne biçim. Kaç takipçin var? 7, 7 plus bir şey. 7, 7 milyon. 7 700 mü? Kaç? 7 800 O keşfette falan takılıyor musun? Ay Instagram'da? Hakan. Ay. Nelere bakarsın en Ay, çok? Yani her şey bak. Yemek tarifleri. Kolay yemek tarifleri, glutensiz düşük karbonhidrat yemek tarifleri. Oradan atladık şimdi paranormal şeylere tutuldum. İşte bu görüntüyü gördünüz mü filan? Onlar en sevdiğim şeyler şey, şey ne o şekil değiştiren yaratık kameraya yakalanmak <laughs> ya. Tabii onlara da bakıyorum. Sonra işte bu bu paf dediği hikayelerine tutuldum şimdi yana yakılı onlara bakıyorum. Ondan sonra yani kepazelik aşkım. Fake Çok. var mı? Yok. Sen normal böyle mavi tıkınla giriyorsun. mesela tabii, ekranda tabii ben mavi birini... tıkınla nerelere girdiğimi sen Kıyamam. görsen aşkım. Gerçekten. <laughs> Çünkü yapamam. Bak şimdi ben sana hemen harita çizeyim. Diyelim ben bir kendime güvenim geldi. Bir aklıma e, güvendim. Cesaretle. Aldın cesaretle. Bir hesap açtım. Evet. Tamam mı? Rezil olurum gidersin? Oradan mı yorum yazarsın? Hayır. Mesela Hazal Kaya'ya gireceğim posta oraya girerim. Bak yemin ederim arkadaşlar. Peki bir şey soracağım Mesela yani ekranda birini gördün. Yani bir oyuncuyu. Evet. Merak ettim, beğendin. Şuna bir profiline bakayım dedim. Bakarım, bakıyorum. Böyle normal storiesine falan girip bakıyorsun. Bakıyorum. Şakır şakır. Tabii canım. Arkadaşlar evet. Peki hiç böyle yanlışlıkla like kattıkların falan oluyor mu? Sonra evet. hemen geri alır mısın? Almıyorum, Yoksa... geri takip ediyorum. Hayır, <laughs> 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 şey olmamak için takibe mi alıyorsun? Hemen <laughs> çok... kefa, artık bu çok ayıp bir şey falan diye takip ediyorum. Şimdi iki çocuk var, Evet. Ee, kaç yaşındalar? Ee, Süreyya Şubat'ta iki olacak, işte bir buçuk yaşında. Bir buçuğu bir geçti şimdi. Ee, Fiko da beş yaşına girmek üzere. Fiko da beş yaşına giriyor. Hı. İki çocuk hayatında neleri değiştirdi? Bu çok temel bir soru, büyük ihtimalle bunu hep çocukları olduğundan beri cevap veriyorsundur evet. ama bir kere daha cevap verirsen sevinirim hani. İki çocuğun gerçekten hayattaki değişimi ve aslında bir de şunu sorayım. Sana öğrettiği şey ne oldu? Yani iki çocuk ya her şeyi değiştirir canım. Günümü, gecemi. Her, her şey, her şey değişti yani. Hayata bakışım değişti, insanları algılayış biçimim değişti. Daha sevgi dolu ve daha yumuşacık birisi oldum. Öyle değil mi? Bir yumuşadım. Yani daha daha anlayışlı birisi oldum mesela. Daha sabırlıyım. Kendime ne öğrendim dersen ama özellikle şeyi kendime ve kendi alanıma sahip çıkmayı çok öğrendim. Hmm. Çünkü şunu fark ettim. Ben mutlu değilsem çocuklar mutlu, mutlu değil. değil. Ee, ben kendimi çok sıkışmış hissediyorsam o sorumluluğun annelik sorumluluğunun altına altında ezilir hissediyorsam kendime. Mutlaka bir kaçıp işte odama sığınmam lazım, arkadaşlarımla iki üç gün tatil'e gitmem lazım, bir gece hep birlikte dışarı çıkmamız lazım falan Kendime bu alanları açmayı ben anne olduktan sonra Hı -hı. öğrendim. Peki nasıl e, bir annesi? Yani şöyle tipler böyle vardır ya şöyle anneler, e, her şeyi planlayan, işte beş yıl sonra bunu yapacak, e, Fransızca öğrenecek, İtalyanca öğrenecek, aman oyuncu olmayacak, doktor olacak. Şimdiden işte baskete gitsin, piyanoya gitsin, bilmem neye gitsin. Böyle bir kadın mısın? Yoksa çok çocuklar özgür istediğini. Ya mutlu olsunlar başka hiçbir olayım yok benim hı hı. yani. Şeyin çok e, bilincindeyim yani. Ben onların sahibi değilim ben onların annesiyim. Hı hı. Onlar nasıl mutlu olacaksa öyle yaşamakta özgürler. Ama mesela işte eve cimnasiye gitsin istiyorum filana gitsen hani bir yandan bedensel ve zihinsel gelişimi için yapmaya çalıştığımız şeyler var ama onlar da öyle metazori değil. Yani bugün gitmek istemiyorum dediğinde o gün götürmüyoruz gerçekten çocuğun bir tane hafta sonu var yani onda da iki gün jimnastiğe gideceksin falan hmm. hiç öyle bir olayım yok ne yapmak istiyorsun bugün ne yapalım bugün bizim günümüz gün olsun falan diye hemen <laughs> yani gerçekten bütün derdim zaten ya yani çok hızlı geçecek çocuklukları onlarla ilgili tek derdim şey çok mutlu çocuk geçirdik diyebilsinler yani. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Katıldığın için çok sağ ol. Ya ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Ne güzel oldu kavuştuk yıllar Aynen sonra. Aynen öyle. Seni görmek, seninle tekrar zaten görüyorum ama seninle böyle oturup derin derin sohbet etmek çok keyifliydi. Bak bu Sevgili sefer arayı böyle. açmayalım. Anlaştık. Anlaştık. Ben bekliyorum Duyun yani. Duyun bunu. Duyun bunu. Her sene biz burada görüşeceğiz biz kardeşim ya. Biz her sene da. oturacağız burada. Bizi yani bir Biz seni rahat iyi bırakın. değerlendireceğiz. Bak, yani ne diyor? Senin röportajından sonra açıldım diyor. Bunun üstüne evet. laf mı var ya? Evet. Biz her sene görüşmeyi hak eden bir ikiliyiz bence. Bu kayıtlara geçsin. <laughs> evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben Tekrar teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ali'yi de çok öpüyorum. Selam söylüyorum çocukları da. Çok teşekkür ederim. Herkese de ederiz. iyi hafta sonları dileriz. Bay bay.